Hanımlar, beyler, kanalıma yeni hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün arkadaşlar sizlerle işlere gidiyoruz. Kitap alışverişi yapacağız arkadaşlar. Doğru. Sizlere burada seviye seviye kaynakları önereceğim arkadaşlar, her seviye için. Bunun işte iki tane de duyurum var arkadaşlar. Buradaki beğendiğiniz kitapları eğer internetten alacaksanız kitapişler.com'da arkadaşlar alışverişinizi yaparken sepette arkadaşlar ekstra %5 indirim. Normal kitapları zaten indirimli. Onun üzerine ekstra %5 indirimde kazanabilirsiniz. Sepette arkadaşlar kod kısmına OGUZ5 kodunu yazarsanız arkadaşlar ekstra %5'te indirim sağlanır. Bu kodu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşlerden bu kodu aldım sizler için. Bir de arkadaşlar aynı zamanda bir çekilişimiz var. Biliyorsunuz Derece Hocam'dan YKS koşu yapmaya devam ediyoruz. Ekibimiz sürekli büyüyor. Çok fazla talep var. Çok fazla kontenjan sıkıntısı var ve ben artık bireysel koşuk vermiyorum bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bu noktada ne yapabiliriz peki? Sizlere bir çekiliş düzenlemeye karar verdim. Bu video arkadaşlar şanslı bir kişiye ben ücretsiz koşu yapacağım arkadaşlar. Hediye bir koşu görüşmesi yapacağız. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler ise çok basit arkadaşlar. Bu videoyu beğeneceksiniz. Aşağı yorum yapacaksınız. Derece Hocam'dan koşu almak istiyorum şeklinde. Ve de arkadaşlar bu kanala abone olacaksınız. Oğuz Ceyhan YouTube kanalına. Bir sonraki videoda ise arkadaşlar biz çekilişin sonuçlarını açıklayacağız arkadaşlar. Koşuk nedir? Bunun hakkında bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar şuradan videomuzu izleyebilirsiniz. Derece Hocam koşuk nedir diye bir video çekmiştik. Aynı zamanda Instagram'dan da başarılarımızı, işte koşuk sistemimizi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Şimdi İşler Şubesi'ne geçtik arkadaşlar. Mecidiyeköy Şube'de kaynak alışveriş videomuza başlayalım. Şimdi ben size her ders için ayrı ayrı önereceğim arkadaşlar. Kitapları sadece şu kitap bu kitap diye değil de hani hepsini özellikleriyle anlatacağım arkadaşlar. Buna göre de siz kendi seviyenize göre olan kitabı seçip onunla devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu noktada ders bazında sizlere öneriler de vereceğim. Bunun için bütün videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sadece şey olmayacak, yani şu kitabı açıyoruz, bu kitap deyip geçmeyeceğim arkadaşlar. Tek tek hepsi için öneriler de vereceğim sizlere. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle neyden başlayacağız tabii ki? Matematikten başlayalım. Arkadaşlar matematik adına çok fazla kaynak var bildiğiniz gibi. Hani hem deneme çözmem lazım, hem kitap çözmem lazım. Hepsini birlikte nasıl halledeceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Kafanızda çok soru işareti olabilir. Bu noktada ben size seviye seviye için arkadaşlar kaynakları önereceğim. Burada da size kendinize en uygun şekilde olanları seçip kullanabilirsiniz. Fasküllerle de ilerleyebilirsiniz. Aynı şekilde faskül önerileri de olacak arkadaşlar. Eğer kitap olarak diyorsanız ki arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum, o zaman ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Biraz da fasküllerle de gidebilirsiniz burada. Veyahut da kitap olarak matematiğin ilacıyla başlayabilirsiniz arkadaşlar. AYT matematiğin ilacı kitabı okeydir. Zaten şey düşünüyorum, ben mesela size burada tam sıfır kitap önermiyorum. Çünkü AYT geçtiyseniz TYT de vardır sizden. Yani TYT varsa en azından kolay düzeyden başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu noktada arkadaşlar matematiğin ilacı olabilir. Bunu Acil'in yazarları yazıyor bildiğiniz gibi. Biraz da arkadaşlar daha kolay seviyede ama orta seviyeye kadar sizi çıkarıyor. Aynı zamanda yeni sorular da var. Bu noktada arkadaşlar bu güzel başlangıç kitabı olabilir. Peki ben o kadar başlangıç değilim ama hani orta düzeyden de direkt ortadan da zora gitmesin diyorsanız arkadaşlar o zaman Hız ve Rengi seçebilirsiniz. Bu direkt arkadaşlar kolay, orta, zor diye gidiyor. Hani ÖSYM soruları da var, daha zorlayıcı düzeyde sorular da var. Bu noktada o zaman Hız ve Rengi kullanabilirsiniz. Peki orta düzey olacak diyorsanız arkadaşlar bu kitapla başlayın. Ve de bakın mesela bunu söylüyorum size. Eğer netiniz yüksekse, ya örnek veriyorum sen AYT matematik şu anda 20 net yapıyorsan o zaman tabii ki de kolay kaynakla başlama. Neyle başlaması? Bilgisayar malıyla başla. Bilgisayar malıyla arkadaşlar çözerseniz çok güzel bir şekilde ilerlersiniz. Yani bunu bitirdiğinizde artık siz 30 netlere yaklaşmış olursunuz. Ondan sonrası daha zor kitaplar ve denemelerle ilerleyecek kısımdır arkadaşlar. Bilgisayar malı bence bu noktada kesinlikle çözün arkadaşlar. Bunun yanında tabii şeyde çözebilirsiniz. Hani alternatif olarak bilgisayar malı 3-4-5'te çözebilirsiniz arkadaşlar. Burada bilgisayar malı önerim ama bunu çözmeden bence geçmeyin. Yani hani ben biliyorum deseniz de gidip de orijinal acile başlamayın. Yine arkadaşlar orta düzey bir kaynak elinizde olsun. Bunu söylemiş olalım. Peki bunu da çözün. Ben o zor kitaplar çözelim. TYT gibi söyleyince bak işte TYT'de mesela sizlere demiştim ki yine arkadaşlar ben sizlere acil ve orijinali göstermiştim. Hani öyle ilerleyin demiştim. Bunun seviyesi benzerinde 3'te de sayılabilir. Ama sadece demişim hani birini çözün, ötekinin denemesi çözün. Arkadaşlar burada ikisini de çözebilirsiniz. Çünkü AYT matematik sene boyunca çözeceğiz ve zorlayıcı bir şey. Çok fazla puan getiriyor. Biliyorsunuz AYT daha çok etkiliyor. AYT matematik için de çok fazla uğraşıyoruz. Burada olay biraz daha hani TYT'de nasıl deneme çözmekse, denemeyi daha iyi çözmek, daha kısa sürede halletmekse arkadaşlar. AYT'de biraz daha iş bilgiye kayıyor. O yüzden tez kitaplarıyla çok uğraşmanız lazım. Bu yüzden ikisini de çözebilirsiniz. Peki sıralaması nasıl olsun? Önce acil, sonra orijinal bence. Hani orijinal son kitap olarak alınabilir. Daha zorlandığınız kısımlarda kendinizi güçlendirmek için, geliştirmek için çözebilirsiniz ama ondan önce arkadaşlar acil gidebilirsiniz. Veyahut da fasküllerinizle de ilgili bu. Eğer acilimiz fasküllerini götürdüysen orijinal alırsın. Bu da olabilir arkadaşlar. Bunların ikisi de zorlayıcı kitaptır. Yani artık son seviye, top seviyededir. Belli bir yere geçtikten sonra artık 30 üstünde bunlar biraz da çözebilecek kitaplardan. Yani acil belki 25 geçtikten sonra çözersiniz ama orijinal arkadaşlar için bir 30 neti görmeniz lazım bence. Peki ben matematik kitaplarını öneriyorum ama faskülde ne çözeceğiz? Faskül önerilerine geçelim arkadaşlar hemen sizlerle. Faskülde arkadaşlar ben açıkçası çok fazla kaynak faskülünü çözdüm. O yüzden bu noktada bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Faskülerde arkadaşlar önemli olan faskülü biz ne için çözüyoruz? Hani
belli bir yerden başlatalım biz. Yavaş yavaş ilerleyelim, top seviyeye gelelim. Bu noktada o yüzden hep de en zor fasikül çözmemiz gerekiyor. Bizim hocalarımız işte derdik bize, illa apotomi çözün, şunu alın, bunu alın. Arkadaşlar ben size söyleyeyim, eğer temiz yoksa gidin arkadaşlar, çapla başlayın. Çapla başlayın, çapla başlayın. Burada da peki size neyi önereceğim arkadaşlar? Örnek veriyorum, ben size şundan bahsedeyim. Apoteminden arkadaşlar bize şeyini aldılar, trigonometrisini aldırdılar okulda, bununla ilişeceğiz diye. Ben çok zorlandım. Çünkü arkadaşlar orada tabii çok bir temelim yoktu. O yüzden çok zorlandım. Yani ne oldu? Normalde mesela çok güzel bir kaynak. Ben yine önereceğim bunu. Ama hani belli bir şey çözdükten sonra geçmek ona daha mantıklı. Öncesi mesela çapı çözmüş olsaydım çok daha rahat edecektim. Yine mesela türev integral çalışırken arkadaşlar bize apotemi aldırdılar. Ama ben gittim kendim çapın fasiküllerini aldım limit türev integral adına. Onunla ilerledim. Niye? Çünkü temelim yoktu. Baştan başladım arkadaşlar. Videomu izledim. Sorumu çözdüm. Yavaş yavaş orta düzeye kadar geldim. Ondan sonra soru bankaları çözdüm. Sonra yine gittim zor fasikülü aldım. Yine çözdüm. Önemli olan arkadaşlar burada aşama aşama ilerleyebilmek. Eğer aşamanız birinci aşamadaysanız eğer burada çap size çok güzel bir avantaj sağlıyor. Nedir mesela? Ya da kolay kaynağı yoktur. Direkt bilgisayar malı vardır. Ne yaparsın? Önce fasikül çözersin. Sonra bilgisayar malı geçersin mesela. Bu da bir seçenektir. Bu da çok mantıklı bir seçenektir arkadaşlar. Bu noktada dediğim gibi çapın fasiküllerini kullanabilirsiniz. Burada trigonometriyle türevi gösteriyorum sadece ama bütün AYT matematik fasiküllerini çözebilirsiniz arkadaşlar. Burada çapın bu fasiküllerini söylemiş olalım. Peki biraz da çap değil de Yavuz biraz da orta düzeyden başlayalım diyorsan neler olabilir? Acil olabilir arkadaşlar. Acil biraz da hani ortadan zora gidiyor biraz da ama çok da şey değil yani. Biraz da başlangıç kısımlarında daha kolay sorular da var. Ama ben burada size özellikle şu kaynağı önereceğim arkadaşlar. Acilin polinom, çarpılma, ikinci derece denklem, karnı sayı, parabol, bir de eşsizlikler kaynağı. Bu çok güzel bir kaynak. Ben genelde TYT matematiği bitirmiş öğrenciye bunu öneririm önce. Niye? Çünkü AYT'ye gireceğiz ya. AYT'ye bununla girelim. Bir şöyle bir çözelim ilk konuları. Öyle geçelim diye. Hani 12. sınıf konuları hariç diğer konuları çözmek için efsane bir kaynak arkadaşlar. Bütün konuları bununla görmüş olduk. Tabii ki soru bankası size bunu destekleyeceksiniz ama bu fasikülle arkadaşlar çalışabilirsiniz. Bu fasikül çok çok sağlam bir fasikül. Bunu özel olarak öneriyorum. Hani diğerlerini CV'ne göre seçtim ama bu fasikül arkadaşlar çok özel bir fasikül bence. TYT matematik bitirdikten sonra AYT'ye geçiş yaparken bu fasikülle geçişinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında yine limit türev integral için kullanabilirsiniz arkadaşlar acil. Hani ben çapla değil de ya biz başladık. Başka bir kaynak çözmüşsündür. Mesela ENS çözdürmüşlerdir vesaire vesaire. Bununla başlayabilirsin. Ve de arkadaşlar logaritma dizi fasikülü için acili öneririm. Acilin logaritma dizi fasikülü gerçekten iyi, gerçekten sağlam. Hani 12. sınıftaysınız. Okul işlerken bir yandan kendiniz de bunu alıp bunu da çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada size çok çok yardımcı olacaktır. Çok güzel öğrenirsiniz konuyu. Tabii ben kendimi zorlamak istiyorum diyenler nedir mesela? Bilgisayar matematiğini acil çözdün. Sırada ne var? Çok basit yani. Bu artık arkadaşlar ama 35 net üstü isteyen tayfa için söyleyeceğim bunları arkadaşlar. Apotemi. Apotemi arkadaşlar artık en son seviye olarak çözmeniz gerekiyor. Bunu başlangıçta sakın almayın bence. Yani ben başlangıçta aldım çarpıldım. Ya tabii şeydir, sen fen lisesinde okuyorsundur mesela. Çok iyi bir temelim vardı, çok iyi bir seviyedesin. O zaman bir şey diyemem ama benim için mesela zorlayıcı. Ben Ankara'nın 3. 4. lisesindeydim. Beni bile zorluyordu yani. O yüzden bence bunu ilk başta girmek değil arkadaşlar. Belli bir kaynak çözdükten sonra bunları alırsanız eğer her şeyi yaparsınız. Ben mesela apotemi trigonometrisini çözdüm. Ya bunu çözen arkadaşlar her türlü soru çözer. Hiç çözemediği soru kalmaz. Ya da limit türev integral fasikülleri için aynı şekilde. Sen başka kaynakları çözün, soru bankası çözün, fasikül çözün. Ondan sonra bu apoteminin fasikülünü çözersen senin çözemeyeceğin soru kalmaz. Her soruyu çözersin. Item matematiği de füllersin. Bunları da o noktada öneriyorum arkadaşlar. Değil mi? Matematik için hem fasiküller, hem denemeler, hem soru bankaları her türlü kaynağı çözün. En çok çalışmamız gereken ders matematik arkadaşlar. Herkesin çok matematiğe çalışıyor. Siz de yine aynı şekilde öyle yapacaksınız. O yüzden arkadaşlar her türlü kaynağı deneyin ve şöyle yapın. Örnek veriyorum siz acilin arkadaşlar soru bankasını aldıysanız denemede mesela biraz daha farklı şeylere yönelin. Ya da fasikülünü aldığınız yerine arkadaşlar soru bankasını almayın. Soru bankasını aldığınız yerine fasikülünü almayın. Orada değişiklikler yapın ki farklı farklı kaynakları çözün. Farklı farklı bakış açıları görün arkadaşlar. Bu bence çok önemli bir nokta. Mesela fasikülünü aldıysan soru bankası yerine başka bir kaynağı tercih et. Aynı seviyede. Bu şekilde ilerleyin arkadaşlar. Bu size çok şey katacaktır. Bu sayede arkadaşlar farklı farklı her kaynağın sorusunu aslında görmüş olacaksınız. Her kaynağı yazan hocanın soru tipini, onun bakış açısını onu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Ve bu size çok şey katacak. Ben size mesela ne derim hep? Matematik çalışırken bunları çözmenizden ayrı olarak arkadaşlar. Açın YouTube'dan. Şeyleri izleyin arkadaşlar. Soru çözüm videoları izleyin. Farklı farklı kaynakları görmüş olursunuz bu sayede arkadaşlar. Niye? Sen çünkü mesela acil çözüyorsun ama diğerlerini çözmeme vaktin yok. Ben burada bir sürü kaynakçı söylüyorum. Bunların hepsinin çözmeme vaktin olmayabilir. Ya da belki kimse alıyordur ya. Farklı farklı kaynaklar hepsinden biraz biraz çözüyordur. Orasını bilemem. Ama hepsinin çözmeme vaktimiz olmadığı için hoca arkadaşlar soru çözüm hocaları var. Bir sürü kanal önerileri videom var YouTube'da. Açın bakın. Oradan arkadaşlar hocaları izleyebilirsiniz. Soru çözüm videoları sayesinde farklı farklı kaynakların güzel sorularını o hocalar zaten seçip çözüyorlar. Onları da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Videoları durdurun arkadaşlar. Kendiniz çözmeye çalışın. Sonrasında izleyin. Ya özellikle sizin kendi kitabınız olmadığı konularda, sorularda arkadaşlar çokça fayda sağlayacaktır. Gelelim geometri işine. Geometri de yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu arada fasikülü kullanabilirsiniz. Ben bunları çok beğeniyordum. Şey, çapın geometri fasikülü. Kendi öğrencilerimize de öneriyoruz. Derece hocamdaki öğrencilerimize. Bunları da arkadaşlar kullanabilirsiniz yine. Nedir mesela? Ben üçgenleri ya şöyle bir alayım da öğreneyim. Ya da katı cisimler, çember olabilir. Farklı konular olabilir bu. Ya ben şöyle başlayayım güzelce bir. Hem de ince fasiküller. Şöyle bir
konuya bana giriş olsun, direkt orta düzey bir kitap çözebilirim diyorsanız çap güzel olur. Hani bir tane çap olması güzel, sonrasında direkt orta düzey kitapla gidebilirsiniz mesela. Bu da çok güzel olur arkadaşlar. Çaplar çok güzel öğretiyor geometrileri. Ama onun dışında ne yapabiliriz peki? Hiç bilmiyorsan dediğim gibi TTKNK Üniversitesi'nde söylemiştim zaten. Aktif geometri kullanabilirsin ama hiç bilmiyorsan buna girebilirsin. Birazcık şey varsa, hani az buçuk şeyin varsa arkadaşım, geometrinin ilacıyla başlayabilirsin. Şu an yanımda olmadığı için gösteremiyorum o kitabı. Geometrinin ilacında da sizin yerine sorular hazırlar. Bence çok güzel bir kaynaktır. Ben çok çözdürürüm yani, çok tavsiye ederim. O sayede arkadaşlar sizler yeni sorular hem hazırlıklı olursunuz hem de konuları çok güzel bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Ondan sonra ne çözelim peki? Arkadaşlar ondan sonra eğer orta ayar bir şey arıyorsunuz. Yani hani bilgisayarla alıcı önereceğim ama ondan önce temel kaynakla onun arasında bir kitap arıyorsunuz. Mikro orijinal çözebilirsiniz. Orijinalin mikrosu, ufak olanını çözebilirsiniz arkadaşlar. Ama orta düzey olarak ne önereceğim dersen de ağacın geometrisi bir de bilgisayarın geometrisi. Önce bilgisayarla biraz daha geriye çekebiliriz. Bilgisayarla seçilebilir. Hani ya o ya bu olabilir veyahut da direkt ikisi de olabilir. Hani zor bir kaynak illa almanıza gerek yok. Zor bir kaynak olarak orijinal var arkadaşlar geometri elimizde. Ama hani zor bir kaynak almayayım deyip de hani hem bilgisayarla hem ağacı çözseniz bunlar da yeterli olacaktır ama en azından orijinalin denemelerini çözün bu sefer derim ben size arkadaşlar. Demek istediğim şey bu yani. Eğer ya da mesela sen bunu aldın, bu kitabı acil aldın, o zaman acilin geometri denemelerini al. Bu şekilde arkadaşlar her kaynağı taramış olursunuz. Bunları görmenizi, çözmenizi tavsiye ederim ben. Seviye seviye de bu şekilde önerebilirim ben sizlere arkadaşlar. Seviye seviye ilerlemeniz her zaman çok önemli. Veyahut nedir mesela sen gittin geometri ilacı aldın, oradan üçgenleri, dörtgenleri bitirdin. Artık daha zor ne var elinde? Bilgisayar malı var ya da acilin düz kitabı var mesela. Ne yap mesela? Orada dörtgenlerdesin, üçgenleri de aynı şekilde daha zor bir kitaptan arkadan çözmeye devam et. Haftada bir gün, iki gün kendine vakit ayır, üçgenleri mesela çöz. Dörtgenler çalışırken, çember çalışırken. Aynı zamanda arkadan da zor bir kitaptan bunu takip et ki hem o konuyu unutma hem de daha zor örneklerle karşılaş. Ama baştan sen o kitaplarla girersen bu sefer zorlanırsın. O yüzden arkadaşlar önden kolay kitapla, orta düzey kitapla ilerleyip arkadan zor kitapla tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar tamamlamış olursunuz. Denemelerin yanında bunu yapmanız çok önemlidir. Veyahut da konuları bitirdiniz. Deneme çözüyorsunuz. Ya senin şeyin oturmamış, analitik geometrin oturmamış. O zaman git mesela analitik geometri adına zor bir kitaptan çöz. Veyahut da git analitik geometri fasikülü al. Apotemin var, acilin var, çapın var. Seviyene göre git fasikül al. O fasikül üzerinden o konuyu çok güzel bir şekilde kavrayabilirsin. Bu şekilde arkadaşlar her konu için, her ders için aslında doğru kaynak seçimi çok önemli. Şimdi geçelim sosyal kısmına arkadaşlar. Sosyalde neler önereceğim? Önce ben açıkçası edebiyatla başlamak istiyorum, edebiyat kısmıyla. Edebiyatta arkadaşlar size önereceğim tam 4 tane kitap var. Ama yanımda 3 tanesi var. Burada arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Elinizde kesinlikle bir e-kitabı olsun. Burada ne kullanabilirsiniz arkadaşlar? Çok fazla kaynak var açıkçası e-kitabı. Açın bakın size en uygun hangisi onu alın ama sadece tek bir kaynak kullanın bence e-kitabı adına. Hep ondan çalışın çünkü görsel hafızayla kodlanıyor. Ama eğer sen 2 tane 3 tane konu anlatımlı kitaptan çalışırsan onlar senin görsel hafızana tam oturmayabilir farklı farklı şeyler gördüğün için. Ama sadece tek bir tane e-kitabın olsa onlar senin görsel hafızana çok güzel bir şekilde oturur. Ben tek kitap kullandım. Bu sayede arkadaşlar hepsi aklımda kaldı artık. Hangi yazar, hangi sayfada, sayfanın neresinde, hangi köşesinde, bunların hepsini adım gibi biliyordum. Burada şey çok ilgimi çekti. Burada gezerken arkadaşlar ben bunu görmemiştim. Yayın Deniz'in normal soru bankasını da çözebilirsiniz kesinlikle ama karikatürlerle deşifre edebiyat soru bankası diye bir şey çıkarmışlar. Hem arkadaşlar konu anlatım var hem burada karikatürler var sizlere konuyu gösteren, akılda kalıcı olmasını sağlayan. Hem de arkadaşlar soru bankası var. Ya bunu alın bence konu anlatımı gibi elinizde de durabilir. Bu çok güzel bir kaynağı. Bence bu. Biraz soruları da inceledim. Çok da beğendim arkadaşlar. Hem sizin görsel hafızanıza kodluyor konuları, yazarları, şairleri, söz sanatlarını. Hem de arkadaşlar aynı zamanda bir soru bankası. Bunu kullanabilirsiniz kesinlikle. Ondan sonrasında peki ne kullanalım Oğuz? Chap Plus olabilir arkadaşlar. Chap'ın biraz daha zor. Chap'ın ben normalini çözmüştüm. Bu da Chap Plus. Bir tık daha arkadaşlar üst seviyesi. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz daha hatta ince. O yüzden aslında ben beğendim bunu. Aynı zamanda içinde hem konu özeti var, farklı şeyler var. Dijital olarak farklı şeyler var arkadaşlar. Video konu anlatımları da var içinde. Bunu o noktada arkadaşlar takip edebilirsiniz. Aslında bir fasikül gibi yani ince bir kitap olmasına rağmen. Ondan sonrasında peki ne önereceğim arkadaşlar? Hız ve Renk olabilir yine aynı şekilde. Hız ve Renk'in içinde arkadaşlar yine aynı şekilde kolay orta zor diye gidiyor. Soruları gayet güzel. Bunlar kullanılabilir arkadaşlar. Bir de burada bulamadım. Şu anda yokmuş. Bilgisayar malı edebiyatı. Ben bunu tavsiye ederim ama birazcık ağırdır bilgisayar malı edebiyatı. Hani çok fazla ÖSYM'nin sormayacağı şeyler de içerir ama siz onu oturtursanız arkadaşlar ÖSYM'nin sorduklarını da gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar orada bir de şey söyleyeyim. Limit'in edebiyatını söyleyeyim. Limit'in edebiyatı da hakeza iyidir. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Edebiyat önemli bu şekilde. Edebiyat için tabii çok fazla yapacak şey var. Onun için kanalda edebiyat videom vardı. Edebiyat nasıl çalışır, nasıl edilir? Bunu merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim tarih kısmına. Benim biliyorsunuz şeyden de derecem var. Hem eş tarihte ben 209. oldum başta aslında ama sözelde de ilk 100'e girmiştim. dışarıdan boğazım şey oldu. Siyahi abiyle abla geldi bir tane. Böyle baktılar, el saldılar, gittiler. Kaynak önerileri videosu. Herhalde YKS yazılan yollarda. Rakibiniz çok arkadaşlar. Her yerden. Sadece Türklerle değil herkesle mücadele ediyorsunuz şu anda. O yüzden çok fazla kaynak çözün. İyi bir şekilde hazırlanın bu sınava.
Gelelim edebiyat tarihi kısmına. Edebiyat tarihte bence iki kaynak. Tarih adına iki kaynak ama coğrafyada arkadaşlar bir kaynak yeterli bence. Edebiyattan çözün. Üç kaynak da çözebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ben de çözmüştüm. Coğrafyada ama tek kaynak yeterli olacaktır. Burada da arkadaşlar bilerek sizlere iki tane kitap seçtim. Birisi ENS'nin, öteki de arkadaşlar Chap Plus'ın. Bunların ikisinin de arkadaşlar kendi video anlatımları da var. Video konu anlatımları da var. Hani alırsınız, hem video konu anlatımına bakayım, hem soru bankam olsun, hem özetim olsun dersiniz arkadaşlar. Bunların ikisi de yeterli. Zaten hayat coğrafya kolay. Burada zor bir kısmı yok. Asıl biraz da zor olan TYT coğrafya kısmı. Burada tek bir kitap hem konu anlatımı hem soru bankası için yeterli arkadaşlar. Bu iki kitaptan birini tercih edebilirsiniz dediğim gibi. Hani açın bakın inceleyin. Hangi hoşunuza giderse, aklınıza eserse onu yapın ama ENS bir tık daha kolaydan alıyor. Chap bir tık daha yukarıdan alıyor. Sadece tek farkı bu ama ekstra bir fark yok. Yani biri çok kolay da öteki çok zorluk bir fark yok arkadaşlar burada. Gelelim tarih kısmına. Tarihte en az iki kitap çözüm bence. Tarihte yine bence bir konu anlatım şeyiniz olsun. Hani size bir TYT kaynak önerisinde göstermiştim. Merkez yayınlarının arkadaşlar. Böyle tek tek şu an göremiyorum, orada bıraktım. Merkez yayınlarının tek tek arkadaşlar her ders için bir konu özetleri var, kısa, ince. Onları da kullanabilirsiniz konu özeti olarak. Yine ya da el kitabı da alabilirsiniz edebiyat gibi aynı şekilde tarihte. Tarihte ne önereceğim peki? Hız ve renk bence alın. Bir tane hız renk alın, bir tane de bilgisayar alın. Önce bunu çözün, arkasında bunu çözün arkadaşlar. Yeterli. Gayet yeterli. Bu arada bu AYT kitaplarının içinde hepsinin arkadaşlar MEB'in 3 adım kaynaklarını çözmeyi unutmayın. Onu ne için çözebilirsiniz peki? Ya giriş olarak veyahut da tekrar olarak onları çözebilirsiniz. Hem ince kitaplar hem de çok iyi kitaplar. ÖSYM'de uygun kitaplar. Onları mutlaka ama mutlaka arkadaşlar çözün, çözümden geçmeyin. Gelelim arkadaşlar AYT fen kısmına. Fende açıkçası birazcık zorlayacağım sizlere. Biraz fazla kitap söyleyeceğim. TYT gibi değil. Yani şöyle iki kitap çözeyim de geçeyimlik bir durum yok. Sayısalcıysanız eğer AYT fende sağlam kitap çözmeniz lazım. Bence her dersten şöyle üçer kitap çözülmesi çok iyi olur. 4'e 5'e de çıkabilir. Veyahut da fıskül kullanırsınız. Değişir mesela bu. Şimdi bu fendeki önerilerimize geçelim arkadaşlar. Fende neler önereceğim? Fizikle başlayalım arkadaşlar. Fizik biliyorsunuz en baş ağrısı, en can sıkıcı dersimiz. O yüzden fizikte bence kolay kaynaklarla başlayabilirsiniz. Burada eğer hiç bilmiyorum diyorsanız burada yine aktifin fiziğini kullanabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar yine bilmiyorum ama hani hızlı anlayabiliyorum ya da öğreniyorum diyorsanız arkadaşlar ENS'nin soru bankasını kullanabilirsiniz. ENS'nin aynı şekilde arkadaşlar böyle biraz da konu anlatımlı bir kitabı da var. Onu da alabilirsiniz yanında. Hani konu anlatımlı kitabını da kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar ENS'nin soru bankası sizi belli bir şeyden alıyor. Kolay bir seviyeden alıyor. Orta ve üst seviyeye kadar çıkarıyor aslında ama çok da üst değil. Hani bunu temelin yoksa ya da ilk çözeceğin kitapsa burada ENS'nin fiziğini kullanabilirsin. Ondan sonrasında peki ne çözelim Oğuz? Hız ve renk olabilir arkadaşlar. Hız ve renk ÖSYM tarzı bence en yakın kitaplardan birisi şu anda. Bu da yine seviye seviye. Bunu kullanabilirsin. Sonrasında arkadaşlar veyahut da bunlardan birini aldım mesela. Sonrasında ilerleyeceksin. Bilgisayarla sıkılaştırırsınız, sağlamlaştırırsınız arkadaşlar. Peki bu son kitap mı? Bundan sonra çözmüyor mu? Ya bunu çözün bence. Sonrasında açın denemelerinize bakın. Denemelerinize göre arkadaşlar burada farklı şeyler de yapabilirsiniz. Apotemiyi vesaire de kullanabilirsiniz açıkçası. Biraz da zorlamak istiyorsan ya da işte bazı hocalarım var. YouTube'daki hocaların soru kitapları fizikte. Onları da yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla zorlamak istiyorum diyorsanız. Ama bence bunlar yeterli olacaktır bu kitaplar. Kendi seviyenize göre doğru olan kaynağı seçip ilerlemeyi unutmayın arkadaşlar. Biyolojide arkadaşlar ben başlangıç kaynağı arıyorum diyorsanız, hem konu anlatımda olsun diyorsanız arkadaşlar WAF'ı öneririm. WAF'ın biraz da zaten video anlatım fasikülleri diye çeviriliyor. Fasikül arkadaşlar bu. WAF'la hani konuları çalışıp öğrenip arkadaşlar daha sonrasında ne çözebilirsiniz? Biyotik. Biyotik kesinlikle çözüm bence biyolojide yine. AYT biyoloji kısmına. Bu kesinlikle olsun arkadaşlar. Bu altın kitabımız yani burada biyoloji adına. Bu anahtar kitabı kesinlikle çözün, çözmeden geçmeyin derim ben. Onun arkasından şey yine söylemiş olmak arkadaşlar bilgisayarla. Bilgisayarla bence her derste, her kaynakta kullanabilirsiniz. Hani top seller biraz bir kitap. Her derste, her konuda kullanılabilir arkadaşlar. Biyotiği çözdüm peki. Biraz da zorlamak istiyorum diyorsanız arkadaşlar. Hani apotemi alabilirsiniz. Bunu da sene içerisinde yayarak tekrar amaçlı, hani biraz da zorlayayım kendim amaçlı çözebilirsiniz ama burada denemeler çok önemli. Bence fen adına hani hepsini deneme çözerken kitap bitirdikten sonra kolay düzey, bir de üzerine orta düzey bir kitap bitirdikten sonra arkadaşlar denemelerle yayın ama denemeleri çözerken günlük mesela deyin ki ben AYT biyoloji bitiririm ama günlük iki tane deneme çözeceğim. İşte soruları çözüyorsunuz. Arkadaşlar yapamadığınız soruların hepsini ben fene çalışırken öyle yapardım. Hepsini arkadaşlar denemelerin üzerine ben yapamadığım soruların çözümlerini yazardım. Sonrasında her akşam deneme çözmek için oturduğum zaman yavaş yavaş geçerdim sayfaları. Örnek veriyorum nedir? İşte AYT kimyada bir bende orbitalin denemesi var diyelim ki. Orbitalin denemesini çözerken arkadaşlar yavaş yavaş geçerdim. Orada önceki yapamadığım sorulara bakardım. Onların çözümlerine bakardım. Doğrularını öğrendim. Çünkü aslında dönüp dolaşıp arkadaşlar aynı sorular soruluyor fen kısmında. O yüzden arkadaşlar burada bu önemli. Matematik mesela öyle değil. Farklı farklı değiştirebiliyorlar. Yani o çok mantıklı olmuyor ama fende ve de aynı şekilde sosyalde bu çok önemli. Eğer yapamadığınız şeyleri yazarsanız ya da edebiyat çalışırken de aynı şekilde. Ben şöyle yapardım. İşte mesela burada yanlış yapmayın. Boşluk var. Burada şu eser şu yazara aittir. O öyle değil mi? Ben yanlış mı yaptım? Kocaman arkadaşlar buraya renkli kalemlerle yazardım. Aynı şekilde biyolojide de yapabilirsin. Bunu işte bir şey vardır mesela bir bilgi, bir madde. Şuna mı ait, buna mı ait? Orada hemen yazarsın. Alırsın bir renkli kalem. Buraya yazarsın. Sonrasında akşam otururken test çözmeye oturduğunda şöyle yavaş yavaş geçersin.
Burada arkadaşım ona bakarken onları da görmüş olsun. Aklına kazınır bu. Emin ol kazınır yani. Sürekli görmüş olsun. Kendine ne kadar maruz bırakırsan o kadar görürsün. Bu yüzden arkadaşlar kendinizi zorlayın bu noktada. Denemeleri çok verimli bir şekilde kullanabilirsiniz bu yolla. Kimyadan önereceğiz peki. Kimyada arkadaşlar burada ENS ile başlayabilirsiniz. Bu yine destek kimya kitabı. Bu direkt şöyle arkadaşlar. Hem içerisinde konu anlatım da var. Çok fazla yok ama yani az. Daha çok soru bankası kısmında arkadaşlar bu. Burada yine zor, kolaydan başlayıp zora doğru ilerlemek için birebir bir kitap. Hani temelim yok, şeyim yok diyorsan ya da kolaydan başlayayım diyorsan burada ENS'yi kullanabilirsin. Daha sonrasında peki biraz daha işte zorlayayım kendimi, ne yapayım, ne edeyim diyorsan da burada da yine nasıl biyolojide, biyotikte değilsek burada da orbitali söylüyoruz arkadaşlar. Orbitalin ayrıca kimyasını burada kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde kimyada arkadaşlar fasküllerde kullanabilirsiniz. Kimyada fasikül çözmek de önemli bence. Hani zor konulardan ama ne bu mesela? Organik kimya için söylüyorum tabii. Her konu için değil. Orada çözebilirsiniz. Bu çok önemli bir kitap bence. Bir de arkadaşlar burada yine bilgisayar malı söyleyebiliriz. Kimyada yine bilgisayar malı çözebilirsiniz. AYT kaynak önerimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. AYT'de biraz daha hani deneme çözerken bir yandan test kitaplarıyla bunu sağlamlaştırmak önemli. Çünkü burada biraz da bilgiye bakıyoruz açıkçası biz arkadaşlar. Ne kadar bilginiz olduğunu ölçüyor AYT sınavı. TYT biraz daha hani yetenek, daha hızlı çözebilmek, kafayı biraz daha hızlı çalıştırabilmekken AYT bilginizi ölçüyor. O yüzden arkadaşlar burada önemli olan şey burada biraz da soru bankalarıyla ilerleyebilmek. Denemeler de tabii ki önemli. Oradan da şeyler öğreniyorsunuz ama soru bankalarının bence burada değeri daha yüksek. Daha fazla soru çözmeniz lazım. TYT'ye göre belki 3 kat fazla kaynak çözeceksiniz. Ben açıkçası öyle yapmıştım. TYT'de bir kitap çözdüysem AYT'de bu 3'lü, 4'lü çok daha fazla çalıştım AYT. Asıl sınavımız zaten daha çok etkileyici, belirleyici olan sınav AYT. O yüzden bunu da ertelemeyin. Hani şu an TYT kitaplarıyla uğraşıyorsunuz biliyorum. Ama çok da geçe kalmadan AYT kitaplarında başlayın. Burada seviye seviye ilerleyin. Yoksa TYT'de çok vakit kaybedersiniz. Sonrasında ne olur? Mesela Şubat ayında başlamak zorunda kaldın AYT'ye. Çok geçe kaldın. Kışın başladın. Bu sefer hani kolaydan başlayayım da zora çıkayım derken kalırsın. Kolay ortaya çözebilirsin belki sadece. Ya da sadece bir kitap çözebilirsin. Bu noktada sıkıntı yaşarsın. Onun için ne olacak? Kolaydan başlamaya gelirken ortadan başlayacaksın. Bu yüzden hani seviye seviye gidemeyeceksin. Sıkıntı yaşayacaksın. O yüzden arkadaşlar AYT'ye de bence hani TYT'de şöyle en azından bir kitap çözdükten sonra AYT çalışmalarınıza da başlayabilirsiniz. Bunları aksatmayın lütfen. Yine aynı şekilde burada da çıkmış sorular, farklı şeyler, konu özetleri bunları kullanabilirsiniz. AYT çalışmalarınızı çok sıkı, çok sağlam bir şekilde halledin arkadaşlar. Bu kanalda yine branş denemeleri öneriler olacak, başka şeyler olacak. TYT kaynak önerimiz videomuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Farklı önerilerinde kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Çekilişimize katılmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın, başarılar. Görüşmek üzere. Bay bay.